Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bu videoda kozmik hayalet sürücüden bahsetmeye çalışacağım. Hayalet sürücünün eski videoları kanalda vardı. Hani hayalet sürücünün ne olduğuna tekrar giriş yapmayacağım ama hiç bilmeyenler için ufak bir özet geçip kozmik hayalet sürücünün konusuna gireceğim. Şimdi Mephisto adında bir tane karakter var. Bu arkadaşın kontrolünde olan bir tane Spirit of Vengeance, yani intikam ruhu var. Mephisto insanlarla anlaşma yapıp öldükleri zaman ruhlarını alıyor. Anlaşma içerisinde bazı insanların sahip olduğu güçleri geliştiriyor, bazılarına da bu bahsettiğim intikam ruhunu veriyor. İntikam ruhu fiziksel güç, dayanıklılık, iyileştirme faktörü gibi özellikler kazandırıyor. Detaylarını dediğim gibi videolardan öğrenebilirsiniz. Yakın zamanda ortaya çıkan taş devri yenilmezlerinde de vardı. Onların da 1 milyon yıl önce falan yaşadığını düşünürsek bu hayalet sürücü mevzusu çok uzun zamandır var. Oradaki hayalet sürücü mamuta biniyordu mesela. Binekler, motor, at ya da başka bir şey olabilir. Sürücüye göre değişiyor. Bundan farklı şekilde Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde gelen Robbie Reyes adında bir tane yeni Ghost Rider çıktı. Bu arkadaş intikam ruhunun etkisiyle hayalet sürücü olmadı. Amcası Eli Morrow'un musallat olmasıyla bu hale geldi. Bu bahsedeceğim hayalet sürücü de bizim klasik hayalet sürücülerden bir tanesi. Ama bildiğimiz o hardcore hayalet sürücüler gibi değil. Deadpool'a benziyor biraz. Kendisinin ilk görünüşü bu senenin başında gerçekleşti. Thanos Vol 2 çizgi roman serisinde 13. sayıda göründü. Yaratıcıları da Donny Cates ve Geoff Shaw. Bu karakterin ortaya çıkması da şöyle oluyor. Thanos ve dünyanın savaş içerisinde olduğu bir sahne var. Bu sahnede Thanos bütün herkesin ağzını yüzünü kırıyor. Frank Castle, yani Punisher Baba da ölmek üzereyken diyor ki Thanos'u öldürmek için her şeyi yapabilirim. Mephisto da bunu duyunca diyor ki tamam ben sana yardımcı olurum ama artık hayalet sürücü sen olacaksın. Frank bunu kabul edip Ghost Rider'a dönüşüyor ama şöyle bir sorun var. Thanos dünyadan gidince ne olacak? Yani Thanos sonsuza kadar dünyada kalmıyor. Sonuçta adam orayı istila etmiş. Hayalet sürücü de uzaya gidemiyor. O yüzden sonsuza kadar paşa paşa dünyayı dolanmaya başlıyor bizim hayalet sürücü. Bu arada henüz kozmik hayalet sürücü olmadı. O kısma birazdan geleceğim. Deadpool gibi olmasının sebebi de zaten bu. Yani adam o kadar uzun süre yalnız kaldıktan sonra kafayı yiyor. Kulağa ilk başta garip geliyor biliyorum. Sonuçta Deadpool'u gördük. Hayalet sürücünün Deadpool olması nasıl olabilir ki? Frank Castle'ın ciddiyetinde hayalet sürücülerin nasıl olduğunu da biliyoruz. Hani bunun Deadpool versiyonu nasıl olur? Gayet güzel olmuş abiler. Onu söyleyeyim. Tabii ki ilk başlarda Johnny Blaze gibi ciddiyetini koruyan bir karakter. O kısım ayrı. Zaten dünyada çok uzun zaman geçirdikçe bu hale geliyor. Hayalet sürücü olunca adamın yanlış işler yapan kurbanları bulup yargılaması lazım ve ona göre öldürecek. Bunu yapamadıktan sonra da haliyle kafayı yiyor. Sonra da dünyaya Galactus geliyor. Normalde o gezegeni iltica etmeye geliyor ama kimse yok. Bir tek hayalet sürücü var. Galactus önce şaşırıyor. Sonra da hayalet sürücüyle Thanos'u öldürmek konusunda ortak bir amaçları olduğu ortaya çıkıyor. Galactus'la da Ghost Rider bu amaç doğrultusunda birlikte hareket etme olayına başlıyorlar. İkisi de Thanos'u öldürmek istiyor. Peki neden birlikte çalışmasınlar sonuçta? Hayalet sürücü de o andan itibaren hem Galactus'un habercisi hem de kozmik hayalet sürücü haline geliyor. Hemen sonrasında zaten Thanos'la karşı karşıya geliyorlar. Yalnız Thanos aradan geçen o uzun yıllar boyunca daha da güçlenmiş. Tek hamlede Galactus'un kafasını koparıyor. Hayalet sürücüye bakıyor, onu öldürebilir evet ama sonrasında intikam ruhu Mephisto'ya geri dönecek. Sonrasında başka birisi hayalet sürücü olacak. Bu yüzden onu öldürmek yerine yanına çekmeyi tercih ediyor. Böylelikle hem ya hayalet sürücü yine peşimden gelirse diye düşünmesine gerek kalmayacak hem de sağlam bir müttefik edinmiş olacak. Eğer bu şekilde yapmamış olsaydı Thanos bu defa hayalet sürücüyü ya da Punisher'ı ya da intikam ruhunu yok etmiş olsa yeterli olmayacak. Mephisto'nun diyarına gidip onu da öldürmek zorunda kalacak. Thanos'un hayalet sürücüyle müttefik olduktan sonra yaptıkları da Gümüş Sörfçü'nün dikkatini çekiyor. Hani bu konuda bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşünüp negatif zona gidiyor. Negatif zonu da ilk olarak Reed Richards keşfediyor. Bir nevi evinizdeki odaların arasındaki hol gibi düşünebilirsiniz bu bölgeyi. Bir sürü evrene açılıyor ve tek bir tane mevcut. Annihilation olarak geçen hikayede daha da detaylar olacak. O yüzden şimdi giriş yapmıyorum. Devam ediyorum. Gümüş Sörfçü de oradaki orduyu Thanos'u saldırması için kullanıyor. Eğer Yüzüklerin Efendisi filmini izlediyseniz oradaki orklar gibi düşünebilirsiniz buradaki orduyu. Zeka olarak hiçbir şey yok. Kalabalık avantajını kullanan milyonlarca böcek. Thanos kozmik hayalet sürücüyle birlikte bu orduyu patır patır dökerken Thanos bir anda duruyor. Şimdi şöyle bir olay var. Uzun yıllar boyunca savaşmış birisi birçok tecrübe edinmiş oluyor. Edindiği tecrübelerde sonraki adımda ne olur ne olmaz biraz daha sezebilme kabiliyeti sağlıyor biliyor. Thanos'ta da bu gerçekleşiyor aslında. Hani biz büyük bir katliam yapıyoruz, çok fazla şey yapıyoruz, bu kadar kolay olmamalı bu iş diye düşünüp duraksıyor. Gümüş Sörfçü geliyor aklına, onunla bir konuşma gösteriliyor. Thanos Silver Surfer'ı tanıyor. Adam kaybedeceği bir mücadeleyi boşu boşuna girmek istemez. Durumu lehine çevirmek için farklı farklı yollar arar. Aralarında geçen konuşmada şöyle ki, Thanos durup sen bunca zamandır neredeydin, bu kadar
kadar olay yaşanmışken neden seni görmedik diye soruyor. Gümüş Sörf'te çalıştığını söylüyor. Biz de boş durmadık koçum diyor. Thanos ne üzerine çalışıyorsun diye sorunca da Gümüş Sörfçü Mjolnir'i kaldırabilmeye layık olabilmeye çalışıyorum diyor. Aynen öyle. Adam Mjolnir'i kaldırıyor. Ama onu da başka bir videoda anlatacağım. Çünkü bu hikayeyle hani kozmik hayal sürücüyle çok bir alakası olmamış bir oluyor. Hani farklı bir konuya geçmiş oluyoruz. O yüzden bu cümleyi de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.